Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün Black Might Wukong oyununa tekrardan karşınızdayım. Artık oyunu bitirdim. Daha önceki videolarımızda söylemiştim. Özellikle boss video serimizde ve ilk başlangıç rehberinde derin bir rehberi bu oyun hak ediyor diye. O yüzden de bugün karşınızdayım arkadaşlar. Daha çok size bugün bazı build tavsiyelerinde bulunmaya çalışacağım. Spell tavsiyelerinde bulunmaya çalışacağım build tavsiyelerinde. Bazı oyunda daha önce yapmanız gereken veya daha ufak tefek taktikler vereceğim. Yani oyuna hiç oynamamış arkadaşlar için bir rehber hazırlamayı düşündüm arkadaşlar. Tabii ki daha önce bitirmiş veya New Game Plus artıya geçmiş veya bazı şeyleri atlamış arkadaşlar için de faydalı olacağına inanıyorum. Kendi deneyimlerim ışığında arkadaşlar. Lütfen altta notlara da yani yorum bölümünde de kendi deneyimlerinizi de paylaşırsanız öbür arkadaşlarımıza çok faydalı olacaktır arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyeyim. En azından şöyle başlangıç yapayım. Arkadaşlar oyun hakkında oldukça olumluyum. Şöyle olumluyum. Çok fazla boss sayısı var ve bu bossların her birinin ayrı bir taktiksel ve tüm oyun dinamiklerini o kadar iyi yedirilmiş olarak oynattı ki bize oyun. Ben buna bayıldım. Yani Sekiro'dan sonra kaliteli oyunlar arasına ben bunu Dark Souls'dan ayrı tutuyorum arkadaşlar. Onlar komple ayrı bir grup. Bu Nioh grubu da ayrı ama bu daha çok ben Sekiro kalitesinde olduğu için bunu onunla kıyaslamak istedim. Tabii ki aslında bu oyunun geliş yeri Nioh ve Wolong'a çok andırıyor ama Nioh kalitesi buna yakın ama Wolong bir tık daha düşük. Bunun daha önceki kanalımızda videoları var. Onu orada da söylemiştim arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi bazı bosslar bizi çok zorladı. Bazı bosslar o kadar şıktı ki yani boss'a hayran kaldım. Bazı bosslar taktiksel olarak oldukça iyi yapılmıştı. Bazıları çok kötüydü. Çok çabuk yatırıyordunuz. Özellikle ilk bosslar size ısınma bosslar gibi. Onları fazla aralarında 3-5 tane sayabilirim. 20-25 tane boss'tan. Ama sonlara doğru bosslar çok şık bir hale geliyor. Çok taktiksel bir hale geliyor. Oyun dinamiklerini kullanmazsın. Abi geçen yemezsin diyor. Yani birçok stand'i kullanmanız da gerekiyor. Birkaç stand birden geçiş yapmanız falan gerekiyor. O yüzden de buna bayıldım diyebilirim arkadaşlar. Oyunun konusu zaten ortalama filmlerden, kitaplardan ama lore'una çok hakim değilim. Bunu bitiriş videosunda da söylemiştim. Son final videosunda. Bir kitabının lore'unu okumak lazım. Bunun bazı karakterleri kendimize oturtmak için. Bazı yorumlar gördüm sağda solda. Oyunla Onibas kötülediler falan. Sakın aldanmayın arkadaşlar onlara. Yani bu oyun gerçekten oturup oynanması gereken oyunlardan bir tanesi haline gelmiş. İndirimi bekleyebilirsiniz. Fiyat çok ucuz değil. İndirimi beklerseniz çok daha iyi olabilir. O yüzden de ben bu videoyu size hazırlamaya çalışıyorum. Birçok arkadaşımız indirimlerde, kampanyalarda bu oyunları alıp oynuyorlar. O yüzden de hiç başlamadan, mis gibi spoiler yemeden benim söylediğim taktiklerle oyunu rahatça oynamanızı ben sağlamak istiyorum. Emin olun ki bana bu çok keyif veriyor arkadaşlar. Size deneyimlerimi paylaşmak. Ki bizim o kanalı kurma amacımız da o arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyelim. Dediğim gibi skill sistemine falan bahsedilmiş. Az maz falan. Arkadaşlar yani o her şey yeterli. O kadar iyi oyun oturtmuş ki her şeyi. Aşırı şeye ihtiyacınız olmuyor. Bir sürü stat'ı siz kendiniz oyun içinde değiştiriyorsunuz. Yani zaten hepsini aynı anda kullanıyorsunuz. Pillar'ı da kullanıyorsun. Thrust'ı da kullanıyorsun. Normal smash'ı da kullanıyorsun. Yani mecbursun yani onu kullanmaya. Kullanmazsan boss dağıtıyor zaten seni. O yüzden çeşitlilik çok fazla. Light atakların azlığından bahsedilmiş. Arkadaşlar birkaç çeşit light atak var. Light ataklar bunda böyle bir tane iki tane değil. Yani kaç tane bakın burada. Yani kaç tane vuruyor yani. Ben ne diyeyim yani burada. Mesela bakın şu şey standları. Burada kaç tane vurabiliyorsunuz? Ondan sonra smash standları şu şekilde thrust standını kaç tane vurabiliyorsunuz? Bu şekilde. Mesela bunu daha hareketli yerlerde kullanıyoruz. Şöyle. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Tabi bunu arttırdıkça daha güçlü vuruyorsunuz gibi. Mesela şundan çıkayım arkadaşlar. Şu silaha geçeyim. Tamamen light ataklarınız burada 9'da 10'lu combo atıyor. Bak bu kaç tane? 10 tane combo attı adam zaten. Bu combo, şu en son vurduğu combo çok önemli. Şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Şunu yaptığınız anda ona smash o kadar büyük, sağlam vurmuş gibi oluyorsunuz. Yani şuradaki sağdaki noktalı fokuslar yapmış gibi vurmuş oluyorsunuz. O yüzden de bu önemli. Şöyle devam edeyim ben. Şimdi arkadaşlar şurada direkt şeye geçmek istiyorum ben. Gülde. Hatta direkt şöyle yapalım.
Ben buna ilk videomuzda çok hafif girmiştim ama bunu da sağlam gireceğiz. Şimdi arkadaşlar oyunun başında şu kısmı hepsini veriyorsunuz arkadaşlar. Birer tane. Zaten size emin olun çok hızlı alacaksınız yani bunları. Şöyle şuraya kadar verin abi. Şunu daha sonra verebilirsiniz. Bu artık perfect uçu patlatıyor. Bunu daha sonra vermeniz da olabilir. Şu ben zıplama falan hiç kullanmıyorum. Bunları pek vermedim ben. Şurası önemli. Sonra arkadaşlar burayı komple dolduruyoruz. Şunu da en son verebilirsiniz. Buna light ataklarınız, stamina'nız bitse dahi atak yapabiliyorsunuz ama daha güçsüz yapıyorsunuz. Bence şuraya kadar verip 2'yi buna harcamayın şimdi, oyunun başında. Bakın şunlara mümkün olduğu kadar ara ara vermeye çalışın. Hayat, stamina, şu critical şanslar daha sonra, şunlar en son. İleride arkadaşlar bu ateşe, buza, şuna buna üzerindeki kalma sürelerini azaltıyor. Şuna bakıyorum doğrusu verememişim ya critical damage'i ama şu oyunun belli yerinde 60'ta falan açıyor galiba bunu. O zaman bunu doldurabilirsiniz. Bu sizin tüm ataklarınızı arttırıyor arkadaşlar. Sonra hemen ilk kısımda bunları tamamladıktan sonra arkadaşlar hemen standlere oyunun başında şunlardan bir iki tane açmaya çalışın. En azından şu fokus puanlarınız daha güçlü vuracaksınız. Bunlara bize birer tane verebilirsiniz. Oyunun başında böyle doldurmayın arkadaşlar. Daha sonra. Bunları doldurabilirsiniz. Sonra arkadaşlar bu smash start önemli oyunun başında yine. Bunu da dolduracaksınız. Ama hepsinde yine birer tane. Daha sonra ikişer tane. Arkadaşlar şuna birer tane ben verdim. Ben hiç pilar kullanmıyorum. Benim bu çok boss'ta kaçmamı sağladı. Bu yere büyük ataklarında. Müthiş. Sonra arkadaşlar trans stand'e geçiyorum. Ben arkadaşlar tek stand kullanmıyorum. Hem bunu hem bunu kullanıyorum. Yani bazı yerde boss'larda bu çalışıyor. Bazı boss'larda bu çalışıyor. Böyle özellikle şu skill müthiş arkadaşlar. Yani siz light'la doldurdunuz, doldurdunuz, doldurdunuz. Tüm şeyleriniz maksimum oldu. Fokuslarınız artık o kadar iyi bir darbe vurma haline geldiniz. İlk dodge'da veya perfect dodge'da bir vuruyorsunuz abi. Boss'un kaçma şansı olmuyor. Dodge'larsanız ama dodge'lamazsanız bunlardan bazı boss'lar kaçabiliyor. O güzelim en baba atanız gidiyor arkadaşlar. Şu daha çok refleksler için. Bu da iyi. Bunu da vermenizi tavsiye ederim. İlk baş şunu verin ama. Sonra bunu. Refleksler oldukça iyi arkadaşlar. Çok güçlü. Özellikle bir silahtan müthiş yapıyor. Ama spoiler'a girer o yüzden onu söylemek istemiyorum. Mızrakları değil. Oyunun başındaki mızrakları kullanırsanız çok faydalı. İlk aktif sistemi mızrak verecek. Sonra baba mızrağa geçeceksiniz. Onda müthiş çalışıyor bu skill. Onu şiddetle önerebilirim. Arkadaşlar şurada reflekle oyunu bakmasını kullanmadım. Bunlar vermeyin bence. Reflek kullanmıyorsanız. Hiç gerek yok. Bunu 2 puan geri çekebiliyorsunuz puanlarınızı. Ben çekmedim ama hani bunları vermeye gerek yok. Şu pilarları kullanmayacaksınız. Bakın vermedim. Şu pek bir işime yaramadı. Mesela şurada da şeye vermedim. Bu çevirmelere vermedim. Bana çok yavaş geldi bunlar. Benim oyun taktiğime uymuyor. Ama bunu bazı bosslarda onların projektillerini yani uzaklı atışlarını çevirmek için kullanıyoruz. Zaten bize V harfini onu yaptırıyor düzünü. Bu şekilde de şöyle gireyim. Yani benim size hani bu şekilde standları tavsiye edebilirim arkadaşlar. Amacınız şunları maksimum yapıp şunları birer tane ana temellerini açıp sonra temelin üzerine binayı inşa etmek arkadaşlar. Zaten amacımız build yapmak. Build de bina building'den geliyor arkadaşlar zaten. Şimdi mistizm bölümünde arkadaşlar oyunun başında bence daha oyunun başında hiç bunlara vermeyin. Karakteriniz biraz şekillendikten sonra bunları birer ikişer tane vermeye başlayabilirsiniz. Ben Ring of Fire'ı hiç kullanmadım. Şunu çok kullandım. Bu oldukça iyi. Şunlar arkadaşlar siz onu dondurduğunuz zaman süresini arttırıyor. Kimisi manasını düşürüyor. Kimisi de onlara daha iyi vurdurma sağlıyor size. Mesela bunu dondurdunuz. Çok yüksek bir stand açtın maksimum basın. Daha iyi vurmanı sağlıyor. İyi demiş çıkarıyorsunuz. Arkadaşlar şu Spell Blender'ı özel bir görevde açıyorsunuz maalesef. Onu artık yani atlamamaya çalışın artık görevleri. Sizi oraya doğru sürüklüyor. Arkadaşlar sen diyorsun ki bazı bosslarda ben onu denedim veya bazı ara bosslara veya bazı yerlere geçmek için kullandım. Veyahut da boss'a girmeden tüm oyunu haritayı da böyle oynayabilirsiniz. Tüm manalarınızı hiç kullanmıyorsanız şeyin içinde, haritanın içinde kapatın arkadaşlar. Kapattığınız zaman çok güçlü hale geliyorsunuz. Özellikle şu da performansını arttırıyor. Şu çok az stamina harcıyorsunuz. Şu da tüm manalarınızı atağa çeviriyor. Damage'e çeviriyor. Şuna girmedim. Sizin şeyinizi de kaldırıyor bu.
Stamina'nızı kaldırıyor. Ben onu istemiyorum. Critical şansımı arttırıyor. İstemedim arkadaşlar ben onu. ama şu kısma kadar gayet iyi. Ya tüm haritayı bu Spell Blinder'la oynayabilirsiniz. Boss'a tekrardan mana grubunda geçiş yapabilirsiniz. Böyle ufak bir tüyo vermiş olayım. Oldukça da iyi çalışıyor. Ben birçok yerde kullandım arkadaşlar bunu. Şöyle söyleyeyim Alteration'a. Arkadaşlar bunu daha ilerleyen dönemlerde şu şekilde yapabilirsiniz. Şunu açmadım ben. Bakayım. Ya buna gerek duymadım arkadaşlar. Bana şu yeterli. Özellikle Charging Heavy atağı da charge'layabiliyorum ben kaybolduğum zaman. Şunlar gayet iyi arkadaşlar. Her biri çok güzel çalışıyor. İyi demiş çıkarıyorsunuz bu 5'ini verirseniz. Rock Solid yani bu reflek taş olmayı kullanmadım. Bana bu oyuna yavaş geldi biraz. Ben reflekleri ne kadar sevdiğimi bilirsiniz. Takipçi arkadaşlar yok. Her oyunda ben acayip reflek kullanırım ama bunu da kullanmadım. Ona ihtiyaç duymadı. Çünkü dodge'ları, mekaniği, bunun refleksi dodge arkadaşlar. Çünkü siz dodge'ladığınız zaman çok güçlü oluyorsunuz. Boss'u çok aşırı boşa çıkarıyorsunuz. Perfect dodge yaparsınız. Düz dodge değil. Onun zaman çok daha iyi oluyorsunuz. Şimdi strat bölümünde buna hiç vermedim. Bu yeterli. Hiç vermeyin buna. New Game Plus artı da olabilir. Bence bu bir de kalsın. Valla benim boss videoları çok merak ediyorsanız yani izleyin. Hani ben bunu nadir kullandım. Kullandığım zaman da yetti arkadaşlar. Sizi klonluyor. Gayet iyi. Şimdi Transformers'larda buradan gösteremeyeceğim onu. Şöyle hiç vermedim ben ona. İhtiyaç da duymadım inanın. Tüm bossları geçerken şuradan söyleyebiliriz onu. Arkadaşlar şöyle şu set spell'e. Şimdi bu arada şurada Collective Speed diyeyim. Bu speedler önemli. Bunları level aldırmanız lazım. Bakın burada taşlarınızı istiyor sizden. Bunlara çok veriyor. Sizden belli bir süre para istiyor. Bunları level aldırıyorsunuz arkadaşlar. Daha pardon bunlar para için. Hep sadece para istiyor evet bunlar. Beğendiğiniz bir tanesini yapabilirsiniz ama benim tüm videoda kullandığım o ilk oyunun başında verdiği ilk boss'ta verdiğini kullandım ben. Çok işime gördü ama arkadaşlar hani kimseye takılı kalmayın. Siz hepsini deneyin. Taktiğinize uygun bir tane farklı bir şeyi kullanın arkadaşlar. Burada geriye çıkabiliyoruz. Şimdi set spell diyorum ben arkadaşlar. Şurada bunları yine setleri ayarlıyorsunuz burada. Bakın buradan değiştiriyoruz zaten. Şimdi arkadaşlar burada benim size önereceğim şu arkadaşlar. Bakın oyunun başında bu. Zaten bunu mecbur kullanıyorsunuz. Çok işinizi görüyor ilk bosslarda. Ama şu. Bunu özel bir görevle açıyorsunuz. Öyle bir tüyo verebilirim. O zaman korkmayın abi. Çok merak ediyorsunuz. Ben bunu birçok boss'ta kullandım. Oradan hani bazı boss videolarını spoiler yiyecekler. Tabii ki izlemeyecek ama merak eden arkadaşlar bunu oradan izleyebilirler. Arkadaşlar bunları kullanmadım ben. Bir de en son şuna doğru ileride buna yöneliyorsunuz. Artık bununla devam ediyorsunuz. Neyse ne kadar spoiler vermek istemiyorum. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Arkadaşlar şöyle bir tüyo vereyim hazır buradayken. Her aktın storeline'a giriyorsunuz ve mutlaka bir şeyler alıyorsunuz. Tüm taşları topluyorsunuz oradan. Her şeyi bırakın, kasaları kasın, puanlarınızı onları yapın çünkü silahlarınızı craftlarda çok faydası oluyor bu taşların. Size storeline'da onu veriyor. Craft item'ı armorlara girmeyeceğim. Bunları ben daha önce hazırlık videosunda girmiştim arkadaşlar. Zaten şöyle girebilirim ufaktan. Arkadaşlar bunları görevlerle açıyorsunuz. Bosslarla açıyorsunuz ve onların size materyallerini size istiyor. Şöyle gidip burada tıkladığınız zaman burada sizi dallandırıp butaklandırıyor onu. Şöyle inciden girebilirim. En yüksek şuradan giriyorsa da şunu ben getirmişim. Bunu param yetmiyor. Azıcık farm atmam lazım. Bunu da yapabiliyorum. Bazı özelleri şunun gibi veyahut da şunun gibilerini craftlayamıyorsunuz. Mesela şunun gibi. Bunlar hepsi özel. Özelden hiçbirini craftlayamazsınız. O yüzden yapmaz zaten. O yüzden de yapabildiğiniz mutlaka yapın arkadaşlar. Hiç atlamamaya çalışın. Dediğim gibi build bu şekildeydi arkadaşlar. Yani ufak tefek tiyolar. Armorlara gireyim tiyolardan. Arkadaşlar şöyle bir gösterebiliriz. Şu kolyelerde şu Jet Moon Rabbit ve Sun Crow bunların ikisi set. Öneririm. Yerinize göre şu XP veren bize bir talisman. Şunlar daha çok will. Şu XP, şu will kazandırıyor. Ya yani bunların birçoğu crit. Pardon, şu neymiş? Burner'e onları dondurursam
ataklıyormuş. Şu critical şans, critical damage, onlar o oyun başında oldukça iyi. Şu stamina recovery rate oyunun başında kullandım. Şunlar oyunun başında çok işinizi görecek arkadaşlar. Şunlar daha sonra. Özellikle şu, bunu unutmayın, kafanıza bir yere yazın. Bu bir yerde, özellikle bir boss'ta lazım. Özellikle burnlerde falan bunu kullanabilirsiniz. Çok yerseniz. Kimisi elektriğe, bakın şu buzlara karşı falan. Bunları kullanmanız gerekiyor. Şu neymiş? Kritik şans arttırıyormuş falan. Şuna bakayım. Atağım ne zaman doluysa, bu da güzel aslında, bakın bu da fena değilmiş. Atağımız doluysa, şey, hayatımız doluysa atak vermesi falan. Bunun çeşitliliği biraz az, daha fazla olabilirdi. Şimdi arkadaşlar, bunlar mystical armorlar. Birçok armor çeşidi var. Beyaz, mavi, şu bu diye art gidiyor. Şimdi bir craft upgrade bölümüne gireceğiz. Arkadaşlar bunlar mysticallar. Bunlar önemli. Şunu zaten size özel bir yerden bunu full setini alıyorsunuz. Şunu da özel bir görevle almış oluyorsunuz. Bu Bulking Mask'ın sadece iki parçasını veriyor. Büyük ihtimalle New Game Plus'ta bunu tamamlıyorsunuz. Ama ben bunu dört demek istemiyorum. Zaten bu ikili de müthiş bir şey. Gerisinde şu setin ile tamamlıyorum ben, eldivenlere falan. Ondan önce de arkadaşlar, hangisi ise onu takabilirsiniz. Bir sürü taktiğinize göre, şeklinize göre setler var. Arkadaşlar düz setleri hatta unutacak. Şuradan girelim. Şuradan gireyim ona. Şu demirde gireceğim. Arkadaşlar setlerinizi upgrade edebiliyorsunuz. Şimdi şuraya gösterip öyle geçeyim oraya. Şimdi buna geleyim arkadaşlar. Şu bu daha sonra Act 2'den sonra Act 2'de açıyor. Request Medicine Pins diyorsunuz. Size bu arada bir uğrayın. Bu size bir şeyler verecek. Çok güzel şeyler veriyor. Çok faydalı bir arkadaşımız. Çok güzel potta da verebiliyor arkadaşlar. Şimdi şurada bunun store'una mutlaka bakın. Çok özel şeyler alacaksınız buradan. Özel taşlar ve formüller satacak. Hemen arkasından şuradan burada sıfırlayabiliyorsunuz medicine'ları. Neden onu koymuş arkadaşlar? Şurada Celestial Medicine diye bir şey var. Bakın burada sonsuzu veremiyorsunuz. Örneğin hayatımı 9 taneden 9 şu eşyalardan size istiyor. Örneğin 9 taneden 9 tamamlamışım ben. Bunları hep tamamlamışım. Bunların hepsini tamamlamanız gerekiyor. Bakın şu an elimde yok. Örneğin bundan kaç tane? 36 tane verebiliyorum bundan. Şunların 36 tane ama bunların daha az verdiriyor. Hayat, şu bu en önemlilerden 9 tane verdirmiş. Bunları mecbur vermeniz gerekiyor arkadaşlar. Şu Mortal Medicine'de de normal potlarınızı yapmış oluyorsunuz. Şunda arkadaşlar yine bu bunu daha önce anlatmıştım. Bunu önünüze çıkacak bu özellikle Act 1'de. Upgrade Gordon'larınızı yapıyor burada. Bu upgrade'lemesi çok önemli. Özellikle şu Gordon'unuzu. Hemen arkasında arkadaşlar upgrade drinks'leriniz önemli. Buradan bunu arttırıyorsunuz. Bunlar önemli bonuslarınız için. Hemen brief'ler var. Bunlar arkadaşlar bir tane potunuza, örneğin şuraya tıklayalım. Bakın bu pota 4 tane takabiliyorum. Bu pota 3 tane özel özellik. Buna 2 tane gibi. Bunlar önemli. Mesela bu benim daha az dolduruyor görünüyor. %30. Ama 4 tane özelliğini kullanıyorum ben herhangi bir şeyin. Şöyle gösterebiliriz ona. Her biri farklı. Kimisi mana destekliyor falan. Bakın mesela ben buna mana recovery koymuşum. İçtimden çok az mana dolduruyor. Şuna tüm üstündeki yanmaları, donmaları kaldırıyor. Şu bana fokus veriyor. Şu da hayatımı birazcık daha dolduruyor ben içtikten sonra gibi. Tabii ben arkadaşlar şu reliklere geleyim. Orada daha şöyle onu tam bağlayalım. Şu reliklerde örneğin şurada ne, şurada mıydı o? Evet. Örneğin şurada arkadaşlar iç equip yani çorba tarzı diyebiliriz. Instead of Health Recovery of Drink, yani kaç tane ben ona şey eklemişsem, equip yapmışsam onun kadar bana hayat dolduruyor. Bu çok çok güzel bir şey. Bu relikler arkadaşlar tamamen taktiksel olarak. Bakın ben şu alttakini seçmişim. Yani atak, yani Perfect Dodge'da da atak. Şu ilk light ataklarında fokus kazanmak için. Şurada pardon, bonus alıyorum. Biraz ondan sonra şurada da maksimum hayat almışım. Bunu siz taktiğinize göre değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Bu relikler de o şekilde önemli. Şimdi şöyle bir devam edeyim. Ha, şurada adamı atlamayalım. İşte şu karaktere geldiğiniz zaman bu sizin köyünüzü geliştiriyor arkadaşlar. Tabii şu anda verecek bir şeyim yoktur benim ona. Buna topladığınız bitkileri böyle veriyorsunuz. Şuraya kadar Deliver Seed dedim. Buralar, yani bu köyünüzü geliştiriyorsunuz. Bu köyünüzü geliştirdiğiniz zaman arkadaşlar bunların storeları açılıyor. Yani şu iki satıcının ve arkadaşlar şu demircimizin de şeyi artıyor. Satma eşyaları artıyor. Şöyle göstereyim ben. İşte burada bir güzel şey açıyor size.
Bunu da size Act 3'te açıyor arkadaşlar bu bölümü. Özel bir görevle buraya gelmiş oluyorsunuz. Şimdi craft bölümünde Weapon'ın armor'ı daha önce anlatmıştık. Şimdi upgrade bölümüne geldiğiniz zaman işte burada en dandik eşyanızı dahi Legend'a çevirebiliyorsunuz. Bu en büyük avantaj. Mesela ben oyunun başında bana çok yüksek koşmalarda, moşmalarda damage sağladığı için bunu belli bir süre kullandım ben. Arttırdım yani. Mora çevirdim. Böyle devam ettim. Mesela bunları da Legend'ı galiba Mist'e çeviriyor gibi. Hiç denemedim ama onu siz deneyebilirsiniz. Ama çok pahalı şeyler istiyor sizden. Mist'e çeviriliyor mu bilmiyorum ama büyük ihtimal çeviriliyor olabilir. Hiç denemedim sarıları. Çünkü daha iyi almalar denk geldi. Belki New Game Plus'ta ona bir bakabiliriz. Yine burada silahlarımız var. Yine aynı şekilde yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar şöyle göstereyim. Hemen hemen size bültte ve şeyde anlatacaklarım bu kadardı. Esas ben oynama şeklini hiç görmeyenler, hiç oynamamışlar için bir tane boss üzerinde tatbik etmek istiyorum. Bunun da bize en büyük avantajı bununla çok sağlam bir boss dövüşü demircimizle yapabiliyoruz arkadaşlar. Ben bunun boss videosunda bunu sağlam dövüş yaptık ama burada da size bir dinamiklerini göstermek istiyorum. Bu kadar anlattığımız şeyin nasıl kullanacağınız gerektiğini. Düğme bu oyun tamamen size bağlı. Dedim siz kimseye aldanmayın. Oyun taktiğinizi çözdüğünüz zaman çok çeşitlilik oyunda göreceksiniz. Şimdi ben özellikle kendi ufak stentimi kullanacağım. Bir tane vurayım ben ona. Benim bu güçlü biraz. Bunu direkt yiyorsunuz arkadaşlar. Buna şansınız yok. Böyle kaçmanız lazım bu kıyardan. Böyle kaçabilirsiniz. Bu şu an perfect dodge yapmıyorum şu anda. Normal dodge bunlar. Şimdi bu perfect. Bir daha atalım. Bu tam perfect. Bir daha perfect attım. Şimdi benim şeyler doluyor şu anda. Perfect attım. Bakın büyüğü vurdum. Hemen hemen ölmek üzere. Yani bu stand'i böyle kullanın arkadaşlar. Şimdi bir tane içelim. Böyle bir tane daha attım. Tabii arkadaşlar benim patlatma öldürdü onu. Yapacak bir şey yok. Şimdi öbür stand'le bir deneyelim arkadaşlar. Smash stand'le. Bunu şöyle yapacağız. Bu da smash. Bir daha bir çalıştıralım onu. Şimdi smash'ta dövüşeceğiz. Yok canım ya, bu taktik size bağlı. Yani bir ara değiştirin. Eğer bir boss'a zorlanıyorsunuz öbür boss'a. Boss çok fazla bu oyunda. Ona göre kurgulanmış her şey. Sana bir stand'le oynanmanı çok istememiş oyun aslında. Şimdi arkadaşlar bunu da böyle yapıyoruz. Bunu da amacınız böyle vurup amacınız bu arkadaşlar. Yani maksimumda ona vurmak. Yani şu şekilde devam ediyoruz. Dolduruyoruz fokusumuzu. Arada bir şunu bir tane patlatırız. Bir tane daha. Bir tane içeyim artık. Şimdi benim şey doldu. Bunu biraz beklemeniz lazım. Böyle tavsiye ederim. Şimdi bekleyin. Biraz daha skill dolsun. Şimdi vuracağım. Iskaladık mı? Oh!
Şimdi ben vuracağım ona. Bakın. Ya bu şekilde de hani ben biraz daha işi uzatıyorum arkadaşlar. Tam size dinamik anlatmak için. Yani bu stand de bu şekilde arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar tüm spelleri kapatalım. Böyle dövüşelim. Şöyle bir skipleyeyim onu. Kapattım. Benim şimdi ilk perfect dodge'umu bekleyeceğim. Şimdi geldi. Of. Arkadaşlar çok fena bu. Yani bu spell bir tane içeyim. Ve bu şekilde de onu öldürmüş olduk. İşte benim amacım şöyle skip diyelim. Yani size birkaç standte olayı göstermekti. Bu da bir taktikler arasında ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Yaz biraz riskidir. Bazı bosslarda yani hiçbir şeyiniz olmuyor. Tamamen dövüş odaklı yapmak gerekiyor. O yüzden de bu spell oldukça iyi. Haritalarını temizlerken de çok iyi. Bosslarda taktiğinize göre de eliniz iyi alışırsa oldukça iyi bir hale gelebilirsiniz. Hatta şu set arkadaşlar, oyunun başındaki ilk seti güçlendirirseniz, şu arkadaşlar, Pilgrim, siz şu da potu arkadaşlar. Yani siz koştukça da damage'iniz çok artıyor. 10 çarpı yapıyor. Yani 100'e kadar çıkarabiliyorsunuz damage'inizi. Şu bizim potlar şurada. Şurada onu öbür tarafta göstereceğim. Şuraya hep öyle videoyu sonlandıralım. Göstereyim arkadaşlar. Yani şurada o karakteri göstermek istemedim. Şu Brave diyorsunuz. Arkadaşlar şu pot özellikle oldukça iyidir. Siz koştukça yani içtikçe bir daha speed alacaksınız. Hız. Biraz daha koşacaksınız. Koştukça demirsiniz artacak falan. Aynı anda charge'larsınız. Özellikle ezme stentinde orada oldukça iyi demişler, çıkarabilirsiniz. Dediğim gibi hani ben size 3 şeklinde göstermeye çalıştım. Pilara hiç girmedim. Pilara ben çok sevmediğim için. Ama siz bir deneyebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi inşallah faydalı video olmuştur. Dediğim gibi bunu ben bu oyunu hiç oynamamış, hiçbir şeyini izlememiş. Sadece ya nasıl başlasak, işte nasıl skill sistemi, nasıl build hazırlasam. Yan benim şeyle uğraşmadan fazla işte detaya yani fazla yanlış yapmadan diyeyim daha doğru olur. Karakterinizi kasmanın bir yolunu ben göstermeye çalıştım. Dediğim gibi tekrar söylüyorum inşallah faydalı olmuştur. Burada videomuzu sonlandırıyoruz. Abone ol butona bir göz kırparsanız bir de mesajını eksik etmezseniz çok memnun olurum arkadaşlar. Bu baba güzel oyunu da çok teşekkür ediyoruz bu yapımcılarına. Bizim arşivimize kattılar. Ara ara oynamaya devam etmiş oluruz bu oyunu arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.